bunun takibinin yapılması, sonuçlandırılması, bunun ötesinde bununla birlikte altyapı başta olmak üzere belediyemize düşen yükümlülüklerin hepsinin parası ödenerek bir kuruş borç bırakmadan yapmadan tamamlanmasının önemini de sizlerin ve Bandırma kamuoyunun takdirine sunuyorum. Böyle bir işin projesini yaptım demek kolay değil. O projeye bakın, proje bir demek bir şey yok. 6 ay sonra kendi yönetiminin şeyi taşıdığı var. Ekstra projede çok önemsiyorsa birisi. Bunu sonlandırmak, onun mutluluğunu yaşamak istemez mi? İsterse niye halktan 5 yılına yetki istemiş bir belediye başkanı yaklaşık 3 yılı dolmuşken ben yeter ben Ankara'ya gidiyorum deyip niye bırakır belediye başkanlığını? Dedi ki tamam belediyede ben her şeyi tamamladım Ankara'ya gidiyorum. Ben milletvekili olarak ben Bandırma'nın ilin bölgenin Türkiye'nin sorunlarının çözümüne sağlayacak. Sıkıntısı olan insanlar var. Kurumlar var. Odalar var, çünkü toplum onların problemleri için orada haykırırım, sonuç alırım diyorsa önce iki şey sorarım. Belediyeyi çok önemsedin, benimsedin, seviyordun, niye gittin? İkincisi gittin de orada ne yaptın? Bir gün adını var, soruyorum mesela. Bir tek önerge mi verdin? Şu iyi yapılmıştır. Sizler çok iyi biliyorsunuz, gazete sayfalarında var idamlar. Devlet Hastanesi, üniversite inşaatı, Bandırma Susurlu yolu bitirilecektir. Karacabe denmiyordu. Herkes elini vicdanına koydu. Bakın, o verilen sözden ki tam günü birine koydu. 4,5 yıl geride kaldı. Alt zemininin bittiği ortada. Bandırma Susurlu yolu bitti mi arkadaşlar? Ya Bandırma Karacabe yolu bitti mi arkadaşlar? Bakın 4,5 yıl geçti. Yakar suası yapıldı mı? Daha yeni bitti şu viyadik. Balıkesir yol ayrımı Karacabey kavşağımız var. Ve onların döneminde kabul ettiremedikleri kavşak projesini biz kabul etti. İnşallah bugün yer o da bitecek. Ama o yollar bitmedi. Peki üniversite bitti deniyor. Üniversitede nelerin eksik olduğunu hala tamamlama durumunda olduğunu bilmiyor mu Sayın Öztaylar? Yurtta önce fiziki problemler, öğretim kadrosu ve orada yer alacak öğrencilerin barınma, ulaşım sorunları çözülür, değerlendirilir. Yeri olmasına rağmen fakülte yönetiminin ve kredi yurtlarının müdürünün farklı gerekçelere sarabine rağmen yurt konusunda yıllardır bir şey yapılmamış. TOKİ alanında normal olarak vatandaşların yararlanacağı daireler, evler bozulmak suretiyle bu işi uygun hale getirilme düşüncesine hareketle yaklaşık 500 öğrencilik yurt problemi çözüldüğü söylenmeye başlıyor. Bu çok yanlış bir düşüncedir. O alanda derhal yurt binası yapılmalıdır. Bugünkü tarih itibariyle Bandırma'da yüksek öğrenim yapan 5200 öğrencimiz var. Bazen sadece bir rakam değil. Basına da yansıdığı kadarıyla biliyor. Artık Sayın Valimiz bile dedi. Bu Balıkesir Üniversitesi geniş alanda çok sayıda öğrenciye veren konumuyla artık bu yükü taşıyamaz. O nedenle Bandırma ki en uzun yer orası bağımsız, müstakil üniversite olmalı. Çok doğru bir yaklaşım. Ama onun söylenmesiyle olmayacak, yukarıda bu kararlar olmayacak. Deniyor ki, çok haklı gerekçelerle denizcilik fakültesi kurduk. Bunlar da kimin emeğinde olduğunu ben çok iyi biliyorum. Belki bir bölümünüz bilmiyor ama söylendiği gibi yapanın da kim olup olmadığını araştırırsanız öğrenirsiniz. Bir karar alınacaksa, önce onun altyapısı hazırlanır. A, B, C planları peş peşe yapılır. Nerede, ne şekilde, hangi binerde hizmet verir? Bunlar bilinmiyor mu? Yaklaşık 1,5 yıla yakın süre dekan dahi atanamadı. Hatırlarsınız benim yazdığım yazılar konunun önemini de ortaya koyan taleplerimle. Şimdi dekan atandı. Öğrenci kabul edilemedi 2 yıldır. Önümüzdeki yılda kabul edeceği şüpheli. Yani hem bir
seller bunlar battı. Bütün şeyler durdu. Bandırma Belediyesi zaman zaman suçlandı ama bizim o desteğimiz olmasaydı, elektrik vermedi, gece gündüz ekiplerimizle çalışmasaydı sonucun ne olacağını ben söylemiyorum. Zaten birçok arkadaşımız kendileri gördü. Yani tam olarak yere tahtanesi bitmemiş. Tam olarak donanımlı olarak üniversite kampüsü bitmemiş. Hala Bandırma Sur Karayolu bitmemiş bir de yolu. Hala Bandırma Karacabey bitmemiş. O zaman ne bitmiş, ne yapılmış? Bunu da kendilerine bir sormak lazım. Ne yapılmış? Şey kazandırılmış. Teker binaları kazandırılmış. Bu iddiaları artık daha önce de söyledim. Bir şey kazandırılırsa sembolik bir hafta. Alıp kazandırılırsa. Özelleştirme idaresinde satışa çıkıyor. Bandırma Karacabey'e sahip olmuş. İmar binaları resmi kurum alanı. Hangi iş adamı, hanginiz oraya 10 bin lira para verir, resmini aktarma yapacaksınız? Nüfus dairesi, tapu dairesi mi yapabilirsiniz insanı? Onun için para da yapılır. Ve bu alınan para 2 trilyon 100 milyar lira. O zaman bu sayede söyleyebiliriz. Ve bunun para parasını ödememişiz. Yaklaşık 100 milyar lirası ödenmiş işin başında ama geri kalanı gecikme şeyinden beraber biz ödemişiz. Ve diyorsun ki sen bunu bir resmi kuruma ver. Bunun takdirini, yorumunu ben size bırakıyorum. Yani bu projenin bu yanı var. Bir başka yönü de rakamlarla çok şeyler var. Ya sayı kaymasını bilmeye sokayım edin tabiri var. Çok ilginç şey onlar için söylüyorum. Bir tanesinde şunu söylüyor Sayın Öztaylar. Bizim 800 gün yurt içi ve yurt dışı programımız olmuş. Ve basında yer aldı. 800 gün. Bir baktık hesabı yaptık. Tam 840 günlük yaklaşık ben göreve başlayalım sıra geçti. Toplam hepsi 840 gün. Bir baktık buna böyle bir yanlış çarpıklık var. Çıkarttığım kayıtlardan yurt içi ve yurt dışı hepsi 142 gün çıktı ve bunun 75 günü de 66 yıllık belediye tarihinde sadece bana nasip olmuş Türkiye Belediyeler Encümeni'ye toplantısını 75 günlük gitmiş. Gerisi de belediye tarihinde. Yani 800 gün nerede? 140 günlerde nedenlerde saydı ortada. Hakemi döneminde anlar bütün işçiler işten çıkartmıştır. Bak o kadar var. AKP döneminde kadro işçilerinden benim işverenin konumu olduğu işçilerinizden bir tek işimi çıkartmıyor. Artık neler getirdim seçtim. Değişik aralıklarda 2-3 yıla içerisinde 2 tane işçi taşınan firmanın müdahili çıkartmış. Kendine kazanması gerekiyorlar. 2 tane işçi CHP belediye meclis üyeleri 24 belediye meclis var. Bizim hepimiz üniversitelerinden bir de ilgilenmeyiz diyoruz. 25 kişi konuyu yer getirmişler. Bir umutlar yani nasıl sayıdı? Şimdi toplam, şimdi 31 ya, o dönemde nüfusa göre Bandırma belediye meclis sayısının toplamı 25. Hepsi 25. 24 tane belediye meclis ile ilgilenmeyiz diyoruz. 10 tane de Cumhuriyet Halk Partisi gelmiş. Geçen zaman içerisinde 6'ya düşmüş. Hepsi 10 olsa yani. Neye göre söyleniyor? Neden söyleniyor? Bunlar anlaşılmaz. Bunu da bir tarafa koyuyorum ama şunu açık çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirli konuları yargıya taşımasının sonuçlarından Bandırma yararlanmıştır. Bandırma Belediyesi yararlanmıştır. O benzinlik istasyonu özellikle Çanakkale asfaltının sağında olan yerin bizim arkadaşlarımızın ısrarlı takipleri konuyu kamuoyunda sıcak tutmaları olmasaydı kaça girecekti bir hesabını yapın. Yaklaşık 5,5 trilyon lira para geldi belediye kasasına. O yönetimin işini yaradı. Biz ondan mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Onun ötesinde bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman bu projenin özlerine karşı çıkmadılar. Dediler ki bu projede rekabet koşulları oluşmamıştır. Doğal olarak bunun sonucunda da kamunun Bandırma'nın çıkarı gözetilmemiştir. Bu düzeltilsin dedi. Geçen zaman içerisinde de hakikaten de bunlar gerçekleşti.
Biz de oradan davayı geri aldık. Ve az önce saydığım zaman diliminde de bu projeler tamamlanmış. Arzularımızı inşallah önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Dediler ki bir şey getirmedi, götürmedi. Basına da iktidar dediğim benim şeylerine konuyu sorarlarsa neydi, ne aldı? Bir anlamda işlemi olmayan, değerini bulamayacak proje değişikliği konu olarak taşındı. Kuzunun %35'lik olan fark %50'ye çıkartıldı. Onun dışında birçok konuda bizim yapmamız gereken yapılan sözleşmeye bağlı olarak ilk müteahhitlere yaptırıldı. Bir işler de olsa vardı. Şimdi bu 2005-2006 yaklaşık yıllarında Eskişehir doğal gaz firmasına 400 milimetre çapında 14 metre uzunluğundaki borular oluyor. Borular alıyor. Borular bir bahsetmiş olduğunu da görmüşsünüzdür. Bu borular tabii sahipsiz olmasın, başına bir hal gelmesin diye biz onları aldık, Şantiyemize götürdük. Sadece belirli alanlarda